Evet arkadaşlar gelelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet ben Şule Hocam. Arkadaşlar okul öncesi eğitim programlarından bize 6 tane soru gelecek. O zaman şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar biz. Ve diyoruz ki bu bizim eğitim programlarımız çok önemli. Okul öncesinde eğitim programları. Yani biz şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bir okul öncesi öğretmeni 3 plan hazırlar. Bunlardan bir tanesi eğitim akışı. 2 etkinlik planı. 3 aylık plan. Günlük plan kalktı arkadaşlar artık. Onu hazırlamıyoruz. Günlük eğitim akışı dediğimizde günlük eğitim akışında yer alan modeller var. Günlük eğitim akışı öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve planıdır. Güne başlama zamanı var, oyun zamanı var, kahvaltı zamanı var, temizlik zamanı var, etkinlik zamanı var, öğle yemeği, temizlik, dinlenme zamanı var. Kahvaltı ve temizlik zamanı var. Etkinlik zamanı günü değerlendirme zamanı arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yarım günlük eğitim akışı formatında -8 okul adı, öğretmenin adı soyadı yani tarih, yaş grubu. Şimdi güne başlama zamanında günün bu etkinliği çocukların gün içerisinde yapacakları etkinliklere uyumunu sağlamak amacıyla sohbet edildiği, gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri hakkında bilgi verildiği ve çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığı zaten arkadaşlar. Sürecin sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde serbest oyuna başlar. Ancak gün her zaman böyle devam etmeyebilir. Gün yapılacak eğitimle ilgili olarak alan gezisine çıkmak, sabah yürüyüşü yapmak ya da güne başlama zamanının ardından yapılacak etkinliklerdir. Şimdi şöyle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Oyun zamanı oyun zamanı içerisinde diyoruz ki bunda öğrenme merkezlerinde açık havada oyun, kahvaltı, temizlik etkinlikleri zamanlarımız var bizim. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat etkinlikleriyle alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirmiş olarak planlanabilir. Bireysel küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangilerinin yapılacağına, grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir arkadaşlar. Şimdi günü değerlendirme zamanı dediğimizde çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanım. O yüzden de günü değerlendirme zamanında mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyuncaklarla oynayacakları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam ve materyaller gibi konularda çocuklarla beraber değerlendirme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bu süreçte o gün uygulanan bütün etkinliklerin değerlendirilmesi yapılır. Güne ait paylaşmak istedikleri mutlu veya üzücü olayın olup olmadığı, yani olumlu davranışlar hakkında konuşulabilir arkadaşlar. O yüzden de gerektiğinde gün içinde de değerlendirme sürecine yer verilebilir. Şimdi öğretmen her günü değerlendirme zamanında bir sonraki günü eğitim sürecinde neler yapmak istediklerini çocuklara sorarak onların planlanma sürecine de aktif katılımına özen gösterir arkadaşlar. O yüzden de yani ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur. Evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir materyal ve gidilecek bir gezi gibi konularda hatırlatılır. Eve gidiş gelişle ilgili hazırlıklar tamamlanır, çocuklarla vedalaşılır arkadaşlar. O yüzden de genel değerlendirme var. Gün bittikten sonra genel bir değerlendirme yapılır arkadaşlar. Biz bu değerlendirmede çocuk değerlendirmesi, program değerlendirmesi, öğretmen değerlendirmesi boyutları dikkate alınır. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı tam günlük eğitim akışı formatı görüyorsunuz. Güne başlama zamanı arkadaşlar, kahvaltı, temizlik, etkinlik zamanı, öğle yemeği, temizlik, dinlenme zamanı, yani kahvaltı, temizlik, etkinlik zamanı, günü değerlendirme zamanı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada genel değerlendirme yapılırken çocuk değerlendirmesi yapıyoruz, program değerlendirmesi yapıyoruz, öğretmen boyutları dikkate alınacak bu bölümle ilgili genel ifadeler halinde yazılıyor arkadaşlar. Şimdi çok önemli yerlerden birine geldik, dikkat edelim. Milli Eğitim Bakanlığı
okul öncesi eğitim programı etkinlik planı formatı arkadaşlar. Etkinlik. Yani biz artık etkinlik planlarında kazanımlar ve göstergeler var. Bu yüzden de kazanım ve gösterge diyoruz. Çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak ay içinde belirlenen kazanım ve gösterge arasında o gün için ulaşılması beklenenler gelişim alanları belirterek açık olarak yazılır arkadaşlar. O yüzden de kazanım ve göstergeler. Şimdi materyaller var. Öğrenme sürecinde kullanacak olan materyaller yazılır. Sözcükler var. Öğrenme sürecinde sözcük dağarcığını zenginleştirecek yeni sözcükleri de yazıyoruz. Bir de şöyle şey var. Kavramlar var. Öğrenme sürecinde ele alınacak yeni kavramlar kategorileriyle birlikte yazılır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada öğrenme süreci. Öğrenme süreci belirlenen kazanımlara yönelik olarak açıklanırken eğitim ortamının nasıl düzenleneceği yazılır arkadaşlar. Çocukların nasıl yönlendirileceği açıklanır. Materyallerin nasıl kullanılacağı yazılır. Yani öğretmenin o çocuğun süreçteki rolleri belirlenir arkadaşlar. Şimdi demek ki biz etkinlik formatında kazanımlar var, kazanım ve göstergeleri, materyaller var, sözcükler var, kavramlar var, öğrenme süreci var arkadaşlar. Yani öğrenme sürecinde yine unutmayınız, belirlenen kazanımlara yönelik açıklamalar var. O yüzden de eğitim ortamı nasıl düzenlenecek arkadaşlar, çocuklar nasıl yönlendirilecek, materyaller nasıl kullanılacağını yazıyoruz bu şekilde. Sonra bakıyoruz burada, diyoruz ki burada arkadaşlar değerlendirme var. Değerlendirmede etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltiyoruz. O yüzden de etkinliği süreç olarak gözden geçirmesini sağlayıcı sorular. Yani bunlar betimleyici sorulardır. Çocuğun etkinlikle ilgili yaşantı ve duygularını paylaşmasına fırsat verilir. Bunlar duyusal sorulardır. Bunlardan banko bir tane soru gelecek zaten arkadaşlar, getirmesi lazım. Okul öncesi eğitim programlarına girişte. O gün için alınan kazanım ve göstergeleri ilişkin açık uçlu sorular sorulur. Kazanımlara yönelik sorulardır bunlar. Yani öğretmenlerin öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması amacıyla çocuklara etkinlikte yaşadıkları ile ilgili kendi yaşantılar arasındaki ilişki kurabilecekleri için sorular, yaşamla ilişkilendirme soruları. Yani bugün hayvanat bahçesine gittiğinde okulda öğrendiğin hayvanları gördün mü? Bu yaşamla ilişkili sorudur arkadaşlar. O yüzden de yani değerlendirme farklı şekillerde yapılabilir. Çalışma sayfaları, bellek kartları ya da resim yapılabilir. Afiş, poster hazırlanabilir arkadaşlar. Ya da etkinliklerle ilgili çekilen fotoğraflar da incelenebilir. Çocuklar etkinlikle ilgili konuşabilir. Birbirine sorular da sorabilir arkadaşlar. Aile katılımı var. Ailenin yapabilecekleri destekleyici etkinlikler, önerileri yazdırıyoruz. Her etkinlik için aile katılımı düzenlemesi gerekmeyebilir. Uyarlama var arkadaşlar. Yani burada sınıfta özel gerekliliği çocuk olduğu durumda etkinliğin yönetimini materyallerde ve öğrenme sürecinde düzenlemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Özel gereksinimli bir çocuk olduğunda uyarlama gerçekleştiriyoruz. Şimdi etkinlik planları var arkadaşlar. Kazanım ve göstergeleri, materyaller, sözcükler ve kavramlar, değerlendirme, öğrenme süreci, aile katılımı ve uyarlama. Ama uyarlamalar mecbur değildir arkadaşlar. Şimdi aylık plan dediğimizde aylık planda 7 bölüm vardır. Kazanım, göstergeleri, kavramları, alan gezileri, özel gün ve haftalar, aile katılımı ve değerlendirme arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Kazanımlar ve göstergeleri, çocukların gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak o ay içinde ulaşılması beklenen kazanım ve göstergeler seçilir arkadaşlar. Kazanım ve göstergeler seçilir. O yüzden de yani açık olarak yazılır. Kavramlar ay içinde belirlenen kazanımlarla ilişkilendirilerek seçilir. Ve kategorileriyle birlikte gerekli durumlarda kavram listesi yeni kavramlar ekleniyor. Şimdi belirli gün ve haftalar var. Alan gezileri var. Aile katılımı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz burada bunu bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi değerlendirme de var. Geçiyorum. Belirli günler ve haftalarımız var. İşte ilk öğretim haftası, hayvanları koruma günü gibi, Dünya Çocuk Günü gibi, Cumhuriyet Bayramı gibi zaten
bunlar belirlenmiş büyüme haftalarımız. Zaten arkadaşlar bu bizim takvimimizde yapmamız gereken kazanım ve göstergelere göre, yani bu belirli günler ve haftalar neler yapacağız, neler uygulayacağız, buna göre tarihleriyle birlikte belirlenmiş olarak bize geliyor. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül 2005 tarih ve 2576 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanıyor. Belirli gün ve haftalar çizelgelerden seçiliyor arkadaşlar. Bu çizelgede yer almayan mahalli kuruluş günleri ve Atatürk günleri de tarihi günler. Gerçekleştiği tarihlerde belirli gün ve haftalar listesine eklenebiliyor arkadaşlar. Şimdi okul öncesi eğitimle ilgili bazı yasalar var. İşte yasalarla ilgili sorular gelebiliyor bize. 430 tevhidi tedrisat, eğitim öğretimin birleştirilmesi. 1992 yılı arkadaşlar, yani 39 Milli Eğitim Teşkilat Kanunu, 1913 Geçici İlköğretim Yasası, ilk kez anaokulları açılması ile ilgili 15 Anaokulları Nizamnamesi, yani ilk kez anaokulları ile ilgili düzenleme yapılıyor. 1973 yılı arkadaşlar, yani 1973 yılı 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu, 5395 Çocuk Koruma Kanunu. Bu soru geldi arkadaşlar bize. Çocuk Koruma Kanunu. 1961 yılı 222 İlköğretim Kanunu. 573 Özel Eğitim Kanunu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi Türkiye adına 1931 yılında Mustafa Kemal Paşa tarafından imzalanıyor. 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi var. 20 Kasım 1989 Çocuk Haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var. Yani 2 Eylül 1990'da yürürlüğe giriyor. Yani Türkiye Lozan çerçevesinde arkadaşlar 17-29-30 maddelere, yani kaynak 1995'te kabul ediliyor. Ve 14-9-90 yılında da 40-58 yasayla bunu Türkiye imzalıyor. Ve 1995 yılında 22.184 sayılı resmi gazeteyle yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan burada 28-28, bakın, sosyal hizmet kanunu arkadaşlar. Yani 29 Ocak 1996'da çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi, yani Strasbourg'da düzenleniyor. Türkiye 31 Ocak 2001'de arkadaşlar buna bu 46-20 ile kanunla kabul ediyor bunu. O yüzden de çocuk istismarı var, çok önemli. 52-37 sayılı yasayla ve 62-84 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetle ilgili arkadaşlar çocuk kaçırma ile ilgili kanun. Okul öncesi kurumlarında hangi personeller görev alır? Öğretmen var, müdür var, müdür yardımcısı var, bölüm şefi var, psikolog var, usta öğretici var, eğitim destek personeli var, hizmetli var, bahçıvan var, kaloriferci var arkadaşlar. Gece bekçisi var, koruma memuru, güvenlik görevlisi var. O yüzden de doktor, hemşire, şoför, teknisyen, aşçı ve yardımcıları var. İhtiyaç duyulan alanlarda diğer personel var. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Okul öncesinde kantin yoktur. Bize bu soru geldi. Kantin yok arkadaşlar. Eğitim kurumlarında fiziksel koşullar var. O yüzden de erken çocukluk dönemi eğitim kurumu binası sıcak, sevimli olmalı. Güneye bakmalı, güneş görmeli, tek katlı olarak planlanmalı, merdiven olmamalı, binada balkonlar olmalı, pencereler çocukların açıp dışarı sarkılabileceği şekilde planlanmamalıdır. Bütün elektrik kabloları gizlenmeli, prizler çocukların erişemeyeceği yükseklikte 1,5 metre olmalı, hava gazı, su, elektrik tesisatı çocukların ulaşacakları ve kurcalayacakları yerlerde bulunmamalı arkadaşlar. O yüzden de dikkat edin. Binanın hangi bir bölümünde sivri uçla çarpıcı zarar verici bir bölüm olmamalı. Trafiği emniyette olan yerlerde olmalı. Erken çocukluk dönemi eğitim kurumu ve ev arasındaki uzaklık fazla olmamalı. Bina sesi ve ısıya karşı yalıtımlı olmalı. Yani kurumda mutlaka havalandırma bulunmalı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada. Birinci sınıfa kayıtla ilgili özel bilgiler var. Bunlardan da soru geliyor arkadaşlar. Yeni sistem bu. Yani Eylül 2019'dan kaç aylık? 73 ve büyük arkadaşlar zorunlu birinci sınıf. 73 ve büyük 72 aylık zorunlu. 71, 70, 69. Yani 69'dan 71'e kadar zorunlu birinci sınıf. Veli dilekçesiyle
ertelenebiliyor. Ve 66, 67, 68 isteğe bağlı veri dilekçesiyle birinci sınıfa çocuklar kayıt olabiliyor. Anaokulu ana sınıfına kayıt olabilir. Ve burada arkadaşlar 60, 61, 62, 63, 64, 65 yani anaokulu ana sınıfı kayıt olabilir arkadaşlar. 59 ve küçük anaokulu veya ana sınıfına kayıt olabiliyor. Şimdi bu yeni tablodur. Bu yeni tabloya dikkat edelim. O yüzden de yani bizim birinci sınıfa veri dilekçesiyle ertelenebilir kaydımız 69'dan 71'e kadar. Zorunlu birinci sınıf 72-73 aylık çocuklarımız bu birinci sınıfa kayıt oluyor. Ve 60'dan 65'e kadar anaokulu ana sınıfı kayıt yaptırabiliyor arkadaşlar. Şimdi ilk çağ bize çocukla ilgili ilk çağ filozofları ne demiş? Platon devletten bahsediyor arkadaşlar. Yani çocukların eğitimi için yetişkinlerin eğitilmesi gerektiğini söylüyor. Eğitimde devlet çıkarlarını gözetmek gerekiyor. En erken zamanda eğitim yapılmalı. Okul 7 yaşında başlanılmalı. Ailenin önemi üzerinde duruyor. Masal ve hikayeye önem veriyor arkadaşlar. Aristo 5 yaşında okul başlamalı diyor. Ne çok zor ne de çok kolay olmalı. Masal ve hikayeye önem veriyor. Oyun çocuğun gelecek görevlerine hazırlar diyor. Cicero var. Cicero ise eğitim çocuklukta başlamalı. 2-6 yaşta tabiata uygun eğitim verilmeli. Eğitimde oyun kullanılmalı diyor. Quintilius da insan tabiatına uygun eğitim, herkesin yeteneklerine uygun eğitim verilmeli. Taklit ile öğrenmek önemlidir. Öğretmenler iyi bir model olmalı. Eğitim tüm çocuklar için kuşatıcı olmalı arkadaşlar. Yani orta çağda çocuk, Hristiyan inancına göre çocuklar yetişkin minyatürleridir. Yetişkinden beklenen tüm davranışlar çocuktan da beklenir. İslam dünyası ise zamanın ileri toplumu olarak nitelendirilmiştir. Ve çocuk değerli görülmüş, onun duygu, düşünce ve değerlerine sahip çıkılmıştır. Farabi, İbn-i Sina, Sadi gibi düşünürler eserler vermişlerdir arkadaşlar. Şimdi Gazali'ye bakalım. Gazali ise yabani ısırga notlarını ayıklayan bir bahçıvan faaliyetine benzetiyor. Yani Ey Oğul kitabı var. Yani Eyyuhel Velid eğitime ilişkindir. O yüzden de ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O yüzden de ayeti kerimesini eğitim açısından izah eden İmam Gazali'dir. Yani çocuğun terbiye edilmesine önem veriyor. Yani dünya ateşine yanmaktan koruduğu gibi cehennem ateşinden de korur. Çocuklar anne babaların yanında birer emanettir arkadaşlar. O yüzden de çocuğun kalbi bir mum gibi yumuşaktır. Her şekle sokulabilir. Kıymetli bir cevher. Çocuğu muma benzetiyor arkadaşlar. Çocuk tertemiz, verimli bir toprak gibidir diyor. O yüzden de ne ekersen o biter. O yüzden de hem din hem de dünya mutluluğuna kavuşmak anne baba hocası onun sevabına ortak olur. Yani çocuğa hem dini özellikleri kazandıracaksın hem de dünyevi özellikleri kazandıracaksın. Ve anne babadan bu sevaba ortak olacak. Eğer kötülük tohumu ekilirse dünyası da ahireti de helak olur. Annesi babası hocası da onun günahına ortak olur. İbn-i Sina var. Çocuk her gün yıkanmalı. Güzel isim konulmalı. O yüzden de bireysel farklılıklar dikkate alınmalı. Ama bireysel değil grup eğitimi yapılmalıdır diyor. Annesi ya da süt annesi emzirmeli. Yani kolostrum deniyor buna. Her yaşın bir hali var. İşte bu soru olarak geliyor. Çocukluk çağına en uygun düşen oyundur. Bir gün İbn-i Sina dışarıda oyun oynarken arkadaşlar sınıf ve statüye bakılmaksızın çocukların nasıl oyun oynadıklarını, aralarında eşitlikçi yapı olduğunu gözlemliyor ve sınıf ve statüye bakılmaksızın çocukların eğitilmesi gerektiğini, 6-14 yaş arasında eğitim almalı. Yani Kitab-ı Şifa, El Kanun Fit Tıp kitapları var arkadaşlar. Çocuğun yıkanması, güzel isim konması, bireysel farklılıkların dikkate alınması, 6-14 yaş arasında eğitim olmalı. İbn-i Sina erkenden çocuğun eğitime alınmasını önermiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O yüzden de yeni çağda çocuk, yakın çağda çocuk, insan merkezli bir eğitim anlayışı benimsiyor. Bireyin ilgi ve ihtiyaçları
dikkate alınıyor. Jan Amos Comenius. İşte arkadaşlar, yani Comenius, bize Comenius'la ilgili sorular da geliyor. İlk Çek öğretmen, bilim adamı, eğitimci ve yazardır. Yani bunda Moravia Piskoposu, dini, mülteci ve evrensel eğitimin ilk savunucuları. Didaktika Magna, Büyük Didaktika kitabında bunun kavramını açıklamıştır. Yani Comenius, ulusların öğretmeni ya da modern eğitimin babası olarak bilinmektedir. Her biri 6 yıllık 4 öğrenme basamağı vardır. Arkadaşlar, anaokulu, ana dil okulu, Latince okulu ve üniversiteler. Yani duyuların eğitimi önemlidir. İlk resimli çocuk kitabı Orbis Pictures'tır. İşte geliyor arkadaşlar. İlk resimli çocuk kitabı Orbis Pictures. İnsan doğası özünde iyidir. Tabi metot takip edilmeli. Tabiata uygun eğitim yapılmalı. Çocuğa öğretilen onun büyüme düzenine uygun ve sırayla verilmesi, zorlanmaması önemlidir çocukta arkadaşlar. John Locke ne demiş? Boş bir levha, yani çocuk doğuştan bomboş levha gibidir. Tabula rasa, çevrenin öneminden bahsediyor. Yani cezalarda sertlik pek işe yaramıyor. Doğaya karşı çıkıyor. Çocuklarda oyun ve eğlenceyle öğrenme gerçekleşmelidir. Duyumsal etkinlik ve duyumsal algılar birbirine bağlanması gerekir. Çocuklar eğitimde zorlanmamalı. Ruh işin başında, uysal ve henüz eğip bükmeye uygun haldedir. Yani duyular eğitimde önemli arkadaşlar. Yani bomboş defa derse zaten geldi böyle soru. Çocuk oyun, eğlenceyle öğrenmesine vurgu yapıyorsa kesinlikle arkadaşlar John Locke'dur. Jean-Jacques Rousseau ne demiş? Erkenden çocuğun diyor ruhuna gir, yoksa bir başkası onu diyor etkileyebilir. Bu kişiyi ancak sen diyor engellersin. Bebeklik, çocukluk, önergenlik, ergenlik, yetişkinlik. Yani çocuğu doğuştan günahkardır görüşüne karşı çıkıyor. Çocuklar doğuştan, yani çocuk iyidir. Deney, gözlem ve naturalist doğal eğitim önemli. Zaten Rousseau'nun ikinci romanı olan Emil aslında yazarın insanların eğitimde kültürel gelişim hakkında düşüncelerini yansıtıcı bir nitelik taşıyor. Emil adlı eserde arkadaşlar. Yani insanın gelişimini dönemlere ayıran bebeklik, çocukluk, önergenlik gibi, yetişkinlik gibi dönemler üzerinde duran arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau'dur. Özgürlükten bahsediyor. Emil'in yetiştirilmesinden bahsediyor. Emil 16 yaşındaki bir erkek çocuğu. Zaten bölümlerini görüyorsunuz arkadaşlar burada. Yani bunları John Hendrik Pestalozzi, bundan da çok söyle geliyor. John Hendrik Pestalozzi İsveçli eğitim reformcu. 12 Ocak 1746'da İsviçre'nin Zürich kentinde doğuyor. Ve arkadaşlar 17 Şubat 1827'de Brook'ta ölüyor. Zürich Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Sosyal reformlarla alakadar oluyor. O yüzden de dans ve etkinliklere yer veriliyor. Eğitici oyuncaklar önemli görülüyor. Kendi çocuğuyla ilgili ilk defa gözlem yapan, bilimsel kayıt tutan kişidir. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Eğitimde metot adlı sistemi geliştiriyor. O yüzden de Comenius'ta tabi metot var. Tabi metot. O yüzden de zihin eğitimi, pratik eğitim ve ahlak eğitimi. Sorularda banko görüyoruz. Zihin eğitimi, pratik eğitim ve ahlak eğitimi. Çocuk anne babalar tarafından yontulabilecek kaba bir taştır. Yani Kuğunun Şarkısı kitabı önemlidir arkadaşlar. Kuğunun Şarkısı kitabı. Yani politikada söz sahibi olunca bir müddet fakirlere yardım etmeyi gaye ediniyor. Fakat bundan çabuk vazgeçip toplumun yüceltilmesi için eğitime ağırlık verilmesi fikrini müdafaa etmeye başlıyor. Adını Nov koyduğu bir çiftlik satın alıyor. Ve arkadaşlar artık burada Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adlı kitabına hayran olarak Rousseau'nun eğitim hakkındaki fikirlerini kendi çocuğunda tatbik etmek istiyor. Bize soru olarak geldi arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau'dan etkilenen Pestalozzi'ydi. Ancak bu eğitim sisteminin tabiatın imkansız olduğunu anlayıp çocuklar ve eğitim üzerinde bizzat çalışmaya başlıyor. Ve
1774'te bir grup ihmal edilmiş çocuk bulup evine alıyor. Onları çiftlikte sosyal ahlak, lisan, aritmatik, müzik, oyun dersleri veriyor arkadaşlar. Bu çalışmalar esnasında okuma yazma yazması olmayan, daha sonra arkadaşlar yani bu sırada okuma yazması olmayan Pastorözi'nin yazılarında Gertrud ismiyle geçen bir köylü kadın buluyor. Yardım ediyor. Bu küçük okul 1779'dan parasızlıktan kapanıyor arkadaşlar. O yüzden de lütfen unutmayınız sevgili okul öncecilerim arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Yani şöyle diyorum ben, dikkat edelim. Comenius'un tabi metodu var. Zihin eğitimi, pratik eğitim, ahlak eğitimi. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. O yüzden de yani Pastorozzi'nin en önemli dans etkinlikleri sosyal reformlarla alakalı, çocuk anne babalar tarafından yontulabilecek kaba bir taş, Kuo'nun şarkısı kitabı. Eserini bileceğiz arkadaşlar. Zihin eğitimi, pratik eğitimi, ahlak eğitimini bileceğiz. Ve eğitimde metot yöntemini kullandığını bilmek zorundayız Pastorozzi ile ilgili. Sonra burada işte Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiğini ve bu şekilde işte bir çiftlik kurduğunu, orada Gertrud isminde bir köylü kadının kendisine yardım ettiğini, daha sonra bu okulun parasızlıktan kapandığını biliyoruz. O yüzden de Jean-Frédéric Oberlin var. 1974'te arkadaşlar, yani 1974 yılında Fransa'da 2-6 yaş çocukları için ilk anaokulunu açıyor. Resim yapma, hikaye anlatma, oyunu eğitim sisteminde kullanıyor. Fiziksel ve zihinsel eğitime ağırlık veriyor arkadaşlar. O yüzden de dikkat ediyoruz. Ünlü bir Alman Frederick Frobel. Frobel'den de banko soru geliyor bize. Almandır. Okul ve öğretim alanında yaptığı büyük yeniliklerle Frobel çocukların kendi gayretleriyle öğrenmelerine özellikle büyük önem veriyor. Ona göre iyi yönetilmiş oyunlar, şarkı ve müzik iyi öğretim aracıdır. 1837'de açtığı Kindergarten Çocuk Bahçesi okulunda kendi sistemini yürütüyor. Kısa zamanda büyük bir ilgi toplayan okulun birçok benzeri açılıyor. Ancak bu sistemin çocuklara fazla serbestlik vermesi tenkitlere yol açıyor. Kindergarten'lar 1860 yılında kapanıyor. Bugün öğretimde oyuna verilen büyük önemin temelini Frobel atıyor arkadaşlar. Yani GABA adı verilen oyuncaklar, inşaat malzemeleri gibi oyuncaklar yaptı. İşte arkadaşlar bu GABA soru olarak geliyor. GABA adlı verilen oyuncaklar ve inşaat malzemeleri. Çocuğun bütünlüğü üzerinde duruyor. Masal, müzik, dans önemlidir. İlk kez ilsel oyunlar oynatan kişidir. Geometrik şekillere önem vermiştir. Küre gibi arkadaşlar. Geometrik şekiller küre gibi. Frobel'in öğrencisi yani Margaret Karshus, Frederick Frobel'in öğrencisidir. İlk anaokulunu Amerika'da açan kişidir. John Dewey ezbere karşı çıkıyor. Yaparak kişilik öğrenmeyi savunuyor. Çocuk merkezli eğitim anlayışını benimsiyor. Problem çözme becerisine önem veriyor. Okul toplumun küçük bir kesitidir diyor. Toplumsal yaşamın bir parçası olmalıdır diyor. Arnold Gesell var. İlk gelişim norm tablosu. Yani genetik yapı tarafından arkadaşlar çocuğun gelişiminin ortaya konulduğunu söylüyor. O yüzden de biyolojik kuramdır, olgunlaşma kuramıdır. Arnold Gesell çocukların video ile ilk bilimsel kayıtlarını tutmuştur. Fiziksel ve motor gelişim aşamalarını kaydetmiştir arkadaşlar. Yani ilk defa Macmillan kardeşler 1908 yılında Londra'da Yuva adı verilen eğitim kurumları açmışlardır. Eğitimde 2023 vizyon belgesinde erken çocukluk eğitimi hedef bir. Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılmıştır. 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Yani kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim programları uygulanmıştır arkadaşlar. Şimdi şartları elverişsiz yerleşim birimlerinde ki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacaktır. Bununla birlikte erken çocukluk eğitimde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır. Yani toplum temelli erken çocukluk hizmetinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıfları
devreye sokulacaktır. Şimdi şöyle bakıyoruz. Erken çocukluk eğitim hizmetine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacaktır. Arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Hedef 3, şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. Okul öncesi eğitim görev ve amaçları var. Toplumsal amaçlar, eğitici amaçlar, gelişimsel amaçlar var arkadaşlar. Çalışan kadınların çocuklarına bakmak, her çocuğa eğitim vermek ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak. Yani eğitici amaçlar çocuğun duyu organlarını eğitmek, çevreye duyarlılığını artırmak, gelişimsel amaçlar çocuğun doğal gelişimine temel olarak gelişimle ilgili deneyimlerine önem vermektir arkadaşlar. Bunlar şuralardan soru gelmez. Şuraları çalışmanızı istemiyorum arkadaşlar ben. O yüzden de bunlarla ilgili soru bize gelmez. Cumhuriyet döneminde okul öncesi eğitim arkadaşlar ne şuraları var? Şuraları çalışmanızı istemiyorum. O yüzden de bunlarla ilgili ülkemizde uygulanan programlar var. 52 programı, 89 programı, 94 programı, 2002 programı, 2006 programı, bizim için önemli olan 2013 programıdır arkadaşlar. Amaç yerine kazanım yerine gösterge geldi. Amaç yerine kazanım yerine gösterge geldi. Evcilik ve kukla köşesi birleşerek dramatik oyun merkezine dönüştü arkadaşlar bak. İki köşe birleşti. Bunlarla ilgili banko soru geliyor. Dramatik oyun merkezine dönüştü. Köşe yerine merkez geldi. Obader hazırlandı. Renkmenlik boyutu geldi. Gerektiğinde yer almayan göstergeyi öğretmenin eklenmesi esnekliği geldi. Özel eğitim için uyarlamalar geldi. Renkmenlik hizmetleri eklendi. Günlük yaşam deneyimleri önemlidir. Çevreye yapılan alan gezileri arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de okul öncesi kurumları 2014 yılında okul öncesi eğitim kurumları yönetmenine göre anaokulu 36-66, ana sınıfı 48-66 arkadaşlar. Yani şimdi bizde en fazla soru gelecek yer Montessori, Waldorf, Reggio Emilio, Banco her yıl soru görüyoruz arkadaşlar. O yüzden de Doktor Maria Montessori çocukların kendi ilgi alanlarına ve öğrenme hızlarına yönelik eğitime dayalı pratikte Montessori okulları arkadaşlar. Sınıf yaş bölümleri 3+3 olarak 6 yıllık döngü. Bebeklikten 12 sınıfa kadar. Öğretmen tipi, öğretmen rehber rolde her grupta değişiyor. Kullanılan malzemeler, yani kavramlar, öğretilecek doğal tahta, kumaş gibi malzemelerden hazırlanmış özel oyuncaklar öğretmen eşliğinde kullanılıyor. Öğretmen stili var. Çocuklar gruplar halinde kendi ilgilerini, ilgilendikleri konuda çalışıyorlar. Sanata bakış var. Sanat diğer konuların bir parçası olarak ele alınıyor. Waldorf var. Rudolf Steiner tarafından kuruluyor. Sanata dayalı hayal gücü, yaratıcılığı, duyguyu, gelişmeye yönelik eğitim. Pratikte Waldorf okulları arkadaşlar. 7+7 bebeklikten 12 sınıfa kadar öğretmen yönetici rolde. Çocuklar aynı öğretmenle 8 sene devam ediyor. Aile tipi sınıf mantığı var. O yüzden de doğal tahta, kumaş, yün, boya gibi malzemeler kullanılıyor. Öğrenciler kendi oyuncaklarını hazırlıyorlar. Çocuklar hayal gücü ve yaratıcılıklarını artıran projeler sınıf olarak çalışıyorlar. Çok ağırlıklı ve detaylı bir sanat eğitimi var. Loris Malaguzzi var. Reggio Emilio okulları İtalya'da doğuyor bu arkadaşlar. Yani Waldorf sigara fabrikasından çıkıyor bu arkadaşlar. Şimdi çocukların kendi ilgi alanlarına göre eğitimle, kendi hızlarına göre eğitim veriliyor. Pratikte bir okul çeşidi yok, ancak uyarlanmış örnekleri var. 4 ay, 3 yaş, 6 ay olarak 3 senelik arkadaşlar sadece okul öncesini kapsıyor. Yani öğretmen işbirlikçi rolünde, oyuncakları öğretmenler öğrencilerle birlikte hazırlıyor. Çocuklar gruplar halinde kendi ilgilerindeki daha uzun vadeli projelerde çalışıyor. Sanat her konu gibi yaratıcılıklarını kullanabilecekleri takım çalışması çerçevesinde ele alıyor arkadaşlar. Yani teknolojiye bakışları var. Şimdi okul öncesinde yaklaşımlar var. Bank Street, Bankalar Caddesi'nden geliyor bu arkadaşlar. Yani Jean Piaget, Erikson, John Dewey görüşlerine dayanıyor. Çocuk merkezlidir. Çocuklar dünyayı araştırır ve öğrenirse
karşılaştığı olaylara daha duyarlı olur. Bunun için 5 anahtar sosyal çalışma var. Kültürel antropoloji, tarih, coğrafya, sosyal bilimler, ekonomi gibi 5 anahtar sosyal çalışma alanına odaklanır. Sosyal çalışmalar önemlidir arkadaşlar. Yani buraya eğitim deneyimleri adıyla anılır arkadaşlar. Keşfederek öğrenme, bir deneyim kazanması önemlidir. Her tür öğrenme ortamındaki her yaştaki bireye sunulan eğitim uygulamaları kapsamaktadır. Michel öncülüğünde laboratuvar tarzı sınıfları önemseyen renkli sınıflar, yani meydana getiren yaklaşımdır. Sosyallik önemlidir bunda arkadaşlar. Sosyallik önemli. 6 temel ilkesi var. Gelişim insanların tecrübesine göre değişim gerektiren, basitten karmaşa, tek bireyden topluma doğru olan bir süreçtir. İnsanlar en üst seviyesi geçmek için alttaki seviyeleri geçmiş olmalıdır. Gelişim süreci duranlık ve hareketliliği kapsamaktadır. Çocuklar gelişirken fiziksel ve sembolik yolları kullanmaktadır. Çocukların kendi duyguları ve deneyimleri diğer insanlar ve nesnelerle ilişkileri sonucu oluşmaktadır. Çocuğun kendisiyle ve diğer insanlarla uzlaşması çok önemlidir. Gelişim için gereklidir arkadaşlar. Yani yüksek hedeflere uzanma, Hyde-Spook yaklaşımı. Programın hedefi 1962 yılında başlıyor. Amerika'da, Michigan eyaletinde başlıyor. Arkadaşlar, özel eğitimden sorumlu müdür David Wickard tarafından Hyde-Spook Perry School projesi kapsamında geliştiriliyor. Sınıfta kalan, okulu bırakan özel eğitime muhtaç çocuklar için tasarlanıyor. Yani programın mantığı, akademik başarısızlığın nedeni erken çocukluk eğitiminin yetersiz olması görüşü. Bunun için erken müdahale şart koşuluyor arkadaşlar. Yani hedef kitlesi yoksul ve azınlık okullarındaki çocuklar. Okul öncesi dönemdeki erken müdahale etmek ilk olarak bilişsel başlamış, sonra sosyal ve duygusal dahil edilmiştir. Yani uygulama süreci haftalık ev ziyaretleri, planlı grup çalışmaları, kurum merkezli anaokulların sınıflarında haftada 5 gün, 2,5 saat süren 1 Ekim-Mayıs ayları döneminde 2 yıl boyunca devam eden öğretmenlerin haftada bir gün 90 dakika süren ev ziyaretlerine dayalı arkadaşlar yürütülüyor. Şimdi bakıyoruz böyle içeriği, etkin öğrenme kavramına dayanıyor. 5 noktadan oluşuyor. Birinci seçim, çocuk ne yapacağına karar veriyor. İkincisi malzeme. Malzeme çeşitliliği var. Nesneleri özgürce kullanma var. Değil, çocuk yaptığı şeyi anlatıyor. Destek, yetişkin ve akran teşvik ediliyor arkadaşlar. Günlük akış, çalışma zamanı, toplanma zamanı ve hatırlama, değerlendirme. Arkadaşlar, küçük grup zamanı. Gördüğünüz gibi günlük akış, planlama zamanı 15 dakika sürüyor. Çalışma zamanı en uzun zamandır. Çocuk her şeyden sorumludur. Öğretmen rehberlik yapar buradan. Toplanma zamanı malzemelerin toplandığı zamandır. Tek başlarına toplanırlar. Açık raf sistemi malzemeleri yerleştirilir. Hatırlama, değerlendirme zamanı. Değerlendirme evresidir günü. Yani bugün ne yaptığınız sorusu sorulur. Çalışma zamanı yeniden gözden geçirilir ve paylaşımlar yapılır arkadaşlar. O yüzden de dikkat ediyoruz bundan. Küçük grup zamanı çocuk bir yetişkin 20 dakika süre yapılandırmış etkinlikler sorulur. Özgür fikirlerini çocuklar ortaya koyarlar. Arkadaşlar, kısa zamanda çok şey anlatmaya çalışıyorum dikkat ederseniz. O yüzden de büyük grup zamanında çember zamanı var. Bütün çocuklar 10-15 dakika bir yetişkin ile beraber şarkı, tekerleme, müzik, parmak oyunu, drama etkinlikleri yapılır. Açık hava zamanında 30-40 dakika açık havada kum, tırmanma, koşma, atlama, zıplama gibi jimnastik etkinlikleri yaptırılır. Etkinlikler çocuklara harcanan 1 doların 7 dolar olarak geri geldiği belirlenmiştir arkadaşlar. O yüzden de Heckman bizim 2021 ÖABT sorumuzdu geçen sene. Heckman arkadaş, Heckman'a göre çocuğa 1 dolar yatırırsan 7 dolar olarak kazanırsın sorusu geldi. O yüzden de Heckman'dır bu. 1 doların 7 dolar olarak geri geldiği belirlenen sistem Heckman arkadaşlar. Yani Heckman'ın görüşüyle örtüşür dedi. 1 doların 7 dolar olarak geri geldiği. O yüzden de 8 alan 58 anahtar deneyim içeriyor. Head Start yaklaşımı, programın hedefi 1965 yılında başlıyor. Johnson tarafından 8 haftalık bir deneme süreci, yoksullukla savaştır bu. Yani çalışmanın önemli bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Kurucusu Marian Wright Edelman'dır. 4 amacı var. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, ebeveyn katılımı. Eğitim, sosyal duygusal eğitim. Sağlık, kapsamlı bir aşı programı
ve sağlık ve beslenme bilgileri, sosyal hizmetler, ailenin ihtiyaçları ve bunlara nasıl ulaşacağım, ebeveyn katılımı, programa doğrudan katılım vardır arkadaşlar. Programa doğrudan katılım var. O yüzden de buna dikkat ediyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Lütfen, lütfen. Evet. Bakalım şimdi bizim sistem yöneticimiz arkadaşlar. Evet, buradan dersi kesmek istiyorum arkadaşlar. Ve buradan çok fazla var görüyorsunuz. Waldorf yaklaşımı. Waldorf, Amerika'da bir sigara fabrikasından biraz daha bahsedeyim. Sigara fabrikasıdır aslında Waldorf okulları, Almanya'nın Stuttgart kentindeki. Waldorf sigara fabrikası sahibi Emil Walton öncülüğünde Rudolf Steiner tarafından arkadaşlar başlatılıyor. Burada stajyer öğretmenlere uygulan deneme sürecinden sonra okulun tüm çocuklara açık olması, okulda karma bir program uygulanması, öğretmenlerin çocuklarının 12 yıllık eğitim hayatı boyunca çocuklarla doğrudan ilgilenmesi, ekonomik kaygılarda ve devlet müdahalesinin az olması, Waldorf eğitimde bütün çocuklar için şu felsefeyi benimsiyor. Kalp, akıl, yetenek arkadaşlar. Yani temel ögeleri var bunun. Müzik, şarkı gibi Reggio Emilia yaklaşımı var. Yani Loris Malaguzzi tarafından desteklenen bölgede yaşayan ailelerin de katılımıyla okul öncesi eğitim kurumlarında ortaya çıkıyor. Yaklaşımın öncesi Malaguzzi'dir. Çocukların Yüz Dili adlı kitap var. Çıkan bir yaklaşım arkadaşlar. Yüz Dili kitap. Ve Reggio Emilia kasabada Villa Sella adlı köyde aileler çocuklar için bir okul inşa ettiriyorlar. Hani Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan o metal arabalar bilmem ne, bunları satıyorlar köylüler. Arkadaşlar bir okul yapıyorlar Villa Sella adlı köyde. O yüzden de aileler savaştan kalmış tank, kamyonları, atları satarak elde ettikleri parayla okullarını inşa ediyorlar. Malaguzzi ailelerinin yardımıyla Reggio Emilia belediye okulları açılıyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika dur. Evet arkadaşlar, yeniden geldim. Bir dakika. Bir şey vardı. Açtım. Reggio Emilia'yı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sonra bitireceğim. Yaklaşım Reggio Emilia şehrinde Loris Malaguzzi tarafından desteklenen ve bölgede yaşayan ailelerinde katılımıyla okul öncesi eğitim kurumları ortaya çıkan bir yaklaşım. Öncesi Malaguzzi. Çocukların yüz dili var arkadaşlar. O yüzden de bu yaklaşımda ortaya çıkmasında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Villa Sella adlı köyde dedik buna, inşa ediliyor dedik. Bu yaklaşımla birlikte Reggio Emilia şehrinin adı birçok kişi tarafından erken çocukluk eğitiminde altın standart olarak anılmaya başlanmış. Arkadaşlar altın standart sorusu gelir, dikkat edin. Altın standart unutmayın. Çocuklar sanatsal, dilsel, fiziksel birçok araçla düşünür, fikirlerini ifade ederler. Çocuklar zengin bir dünyası olan saygın, becerikli, kapasiteli araştırmacılardır. Öğretmenler bilgi aktarıcı değil, çocuklarla beraber araştıran öğrencilerdir. Çevre üçüncü öğretmendir. Geldi bu soru arkadaşlar. Çevre üçüncü öğretmen. Tüm okul bir öğrenme alanıdır. Atelier, yani sanat atölyesi. Atelier Erista sanat öğretmeni. Atelier ve mini atelier, ateliyeste ve pedagogista öğretmeni hem sanat hem de pedagojik yönden destek vermektedir. Atelieristanın çocukların kendilerini ifade etmelerini sanatsal açıdan desteklemek amacıyla kullandığı atelier adı verilen sanat atölyeleri mevcuttur arkadaşlar. Yani atelier sanat atölyesi, atelierista sanat öğretmeni arkadaşlar. Yani bu okullarda, Reggio Emilia okullarında yer alıyor arkadaşlar bunlar. Reggio Emilia yaklaşımı öğretmen ve öğrencilerin yaratıcılık potansiyelini kullanmasına olanak veriyor. Yani burada bir de şuna dikkat ediyoruz. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan yeni hazır programların verimliliği kanıtlanmış, programlarına yerine çocuklardan doğan plan ve programları destekliyor arkadaşlar. Hazır programları reddediyor. Çocuk öğretmen veliler eğitim sürecinin aktif protagonistleri, yani başrol oyuncularıdır diyor. Bu okullarda ortamlar estetik bir biçimde hazırlanıyor. Reggio Emilia okullarında ortam öğrenmenin kendisidir. Sadece fiziksel çevre değil, sosyal çevre önemli bir yer tutmaktadır. Yaklaşımda çevre üçüncü öğretmen olarak kabul edilmektedir. Çevre için öğrenmenin kendisi ifadesi kullanılmaktadır arkadaşlar. Yani çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap etmesi esas alınmıştır. Yani mat, sakinleştirici renkler,
doğal ve doğadan elde edilen malzemeler vardır. Aydınlatılmış masalar vardır. En önemli şey aynalardır arkadaşlar. Konkav, konvex aynalar var. Çünkü çocuklar kendilerini görüp kendilerine çeki düzen vermeleri istenmiştir. Ve tütsüler, mumlar okulların içinde yer alan dikkat çekici unsurlardır. Pencerelerin yerden tavana kadar uzanması, odalar arasında camların bulunması aydınlığı ve akışı sağlamıştır. Işığa önem verilmektedir. Sınıflarda bulunan panolar çocuklara verilen değerin bir göstergesidir. Panolardaki çalışmalar çocukların akranlarıyla iletişim kurmaların bir aracıdır. Panolar gün içerisinde çocuğun sınıfın hangi köşesinde geçirdiği hakkında öğretmene bilgi vermektedir arkadaşlar. Öğretmene bilgi verir. O yüzden de sınıf içerisinde takvim, hava durumunu gösteren tablo, tahtanın üst kısmında ise birden ona kadar sayılar, renkler, şekilleri gösteren tablolar vardır. İtfaiyeci, doktor, postacı, polis gibi konulara göre değişen resimler, hayvanların vücut parçaları ve dinozorlarla ilgili resimler bulunmaktadır. Atölyelerde doğal malzemelerle çalışmak bir tutku haline dönüşmüştür. Mozaik atölyelerinde kullanılan malzemelerden biridir. Masaların üzerinde mozaiklerle doludur. Yapıştırıcı kullanmadan faaliyetler yapılır. Çocuklar taş, mermer parçaları ve diğer materyalleri kullanarak inşa yapıları yaparlar. Her çocuk öğretmenine yaptığı ile ilgili deneyimlerini açıklar. Reci Emilio okullarının içerisinde ağaç, çiçek ve kuş yuvalarından oluşan mekan dış ortamı içeriye taşır. Güneş ışığının içeriye girmesini sağlayan geniş pencereler mevcuttur. Girişler geniş aydınlıktır. Hem ebevi hem de çocukların ilgisini çeker bunlar. Aynalar, fotoğraflar vasıtasıyla arkadaşlar. O yüzden de Reci Emilio okullarının iç mekanları, renkleri birbirinden farklı. Her duvar farklı boyanıyor arkadaşlar. Bir duvarın tamamı turuncu sarıyken başka bir duvar pembe mor, başka bir duvar ise mavi ve yeşil olabilmektedir. Böylece çocuklar renkleri öğrenmekte, aralarındaki farklılıkları keşfetmektedir. Bazı duvarlarda spiral, halka, üçgen, dikdörtgen şekiller, geometrik şekiller var arkadaşlar. Evcilik mekanları duvarlarla ayrılmıştır. Küçük mobilyalar, renkli oyuncaklar, gerçek kapkacaklar, masa örtüsü, örnek, kozmetikler özenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Reci Emilio yaklaşımında çocukların yaşadıkları ve gelecekte de karşılaşacakları sosyal çevrenin bir modeli görmeleri, gelecekteki yaşantılarına hazırlık yapmaları amaçlanmaktadır. Yani bu amaçla çocuk ve yetişkin arasında sosyal alışverişi kolaylaştırıyor bu. O yüzden de büyük bir alan bulunmaktadır arkadaşlar bu alanlarda. Bu alanlara piyazza adı veriliyor. Sınıflar piyazzaların etrafında düzenleniyor ve çocuk yetişkin gün boyu alanlardan geçmek zorunda. Yani arkadaşlar piyazzalar çocukların enerjilerini boşaltacakları bir yer değil. Drama yaptıkları, kostümleri giyip oyunlar oynadıkları, keşif yaptıkları bir mekandır. Piyazzalarda bulunan panolarda veliler bilgilendirmek amacıyla uygulanan projeler, çocukların günlük işleri, yaptıkları çalışmalar, aralarındaki diyaloglar asılıdır. Piyazzalarda tek kişilik giyinme odaları, sınıfta telefon bağlantısı, koridor, pencereler, banyolar bulunmamaktadır. Çocukların birbirleriyle eğlenceli vakit geçirecekleri şekilde bunlar düzenlenir. Reci Emilio okullarının diğer bir özelliği ise yer ve tavanda değişik özelliklerde aynaların bulunmasıdır. Girişte yer alan üçgen çatı biçimde aynalar, konkav ve konvex aynalar çocuğun kendini değişik açılardan ve değişik durumlardan gözlemesini sağlıyor arkadaşlar. Çocuğun düşünmeye yöneltiyor ve bu aynaların okullarda yer alması kendini görme, kendi kimliğini oluşturma felsefesiyle yakından ilişkileniyor. Reci Emilio yaklaşımının en önemli farklılıklarından birisi de proje çalışmalarıdır. Proje çalışmaları çocukların çevrelerini anlamaları, sorunları çözmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri için arkadaşlar fırsattır. Projeler esnasında farklı fikirlerin paylaşılması çocukların deneyimler yapabilmesi için ortam sağlar. O yüzden de öğretmenler süreçle ilgili çocukların konuşmalarını, çalışmalarını ve etkinliklerini içeren verileri toplar ve bunları analiz ederler. Maria Montessori'ye geldik ve kaldık. Bu akşam dersi kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Maria Montessori yaklaşımında arkadaşlar bakın yani emici akıl var. Dikkat edin. O yüzden de Montessori'nin ilkeleri var. Evet arkadaşlar. Yani konularımız daha var. Lütfen bunlarla ilgili soru çözmek istiyorsanız tek uzamede gelebilirsiniz arkadaşlar bununla ilgili. Görüşmek üzere diyorum. Hayırlı akşamlar dileyip arkadaşlar
Ben paylaşımı durduruyorum.